Evet sevgili izleyicilerimiz, bir haftanın da yeni bir kanalımızda beraberiz. Bu bizim sizlerle beraber oluşumuzun ikinci programı. Ama sizlere programımızın adı gereği Anadolu Aynası adı gereği Anadolu'muzu böyle karış 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 gezeceğiz. Ama nasıl gezeceğiz? Siz kıymetli izleyicilerimizin sponsorluğu altında. Sizler bizleri ne yapmaları gerekiyor? Etkinliklere çağırmaları gerekiyor değil mi? Evet. Düğünlere çağırmaları gerekiyor. Köy hayırlarına çağırmaları gerekiyor. Çağırmazsanız biz de tanıtım için geliriz. Ama mutlak ve mutlak sponsor olmanız gerekiyor. Bunların olabilmesi için siz kıymetli seyircilerimize ihtiyacımız mı var? Evet. Değil mi? Sizler olmazsanız bizler olmayız diyoruz. Ve biz bugün sizlere bu programı nereden sunuyoruz? Manisa Gördüsü gezdikten sonra biraz da Kıran Köyü'nü gezmeye geldik. Göründüğü üzere buradan çok güzel gözüküyor. Bugün bir kına eğlencesinde folklor ekibimizle beraber bir eğlence sunacağız. Hadi gelin şehirden uzaklaşalım hep beraber. Toprağa adımlarımızı atalım. Toprağa basalım. Biraz stres atalım. Bizi buraya davet eden İbrahim abiyle diğer arkadaşlarımız ile birlikte. Bu Necati abinin gerçekten hiç acıması yok. Heyelan da yok ama yağmurdan dolayı çok yumuşak olan yerlerde batıyoruz. Ayakkabılarım gayet göründüğü üzere çamur içinde oldu. Vay kolay gelsin kız, ne yapıyorsun öyle, hayırdır? Bir de soru mu soruyorsun bana? Ayakkabılarımı mahvettin. Ne oldu, ayakkabını ne oldu? Bataklığa soktun, beni çamurun içine soktun. Allah Allah sevgili seyircilerimiz. Yani programcı da maşallah bunun gibi olur ha. Doğru diyor aslında, batak her tarafı böyle heyelan olmuş batmış. Sen yıkamaya koy, ben de şu suyun hikayesini anlatayım bu arada ayaklarını yıkarken. Evet sevgili izleyicilerimiz. Bakın su az akıyor. Tabi bu az akmasının hikmetini biz size hemen söyleyiverelim. Adamın bir tanesi rüyasında bir çeşmenin başında kendini buluyor. Benim gibi böyle. Su böyle az akıyormuş. Demiş ki bu su niye az akıyor rüyasında? Kalbine ilham gelmiş Rabbim tarafından. Demişler ki ona melekler. O su senin rızkın. Aa demiş, benim rızkım bu kadarcık mı demiş, az demiş akıyor. Çok olması lazım. Parmağını tutmuş suyun, tıka bakayım parmağını. Ha böyle tıkamış. Sabahleyin de adamın ölüsünü bulmuşlar. Yani aza kanaat edelim. Rızkın azı çoğu olmaz sevgili izleyicilerimiz. Bizlerden ayrılmayın, köyümüze gidin. Aydın. Nereye böyle bu kış vaktinde? Oradan tarladan odun itip geleceksin, heybeler odun itip geleceksin. Atla mı? Baksana at gayet zayıf. Zayıf. Arpa çok, beygire çok ince. Azık veriyoruz. Ama ben olsam buradaki güzel düğüne giderdim. Düğünden geliyorum ben zaten. Peki o zaman hayırlı olsun. Evet, size de. Hadi, bay bay. Birlikteyiz. Burada Cansu kardeşimizle beraber röportajlarımızı gerçekleştireceğiz diyoruz. Ben önce muhtarımızı bir arayayım. Muhtarım gel şuraya yanıma. Gel. Evet. Şimdi muhtarımla beraberiz. Benim sesim fazla çıkıyor. Muhtarım sesini yüksek tutacaksın, tamam mı? Hani böyle
Hayvanlar bir yere girerler böyle bir tarlaya da. Ay Ahmet Aga ne yapıyorsun? Hayvanları çıkar. Böyle bağıracağız tamam mı? Bugün mikrofonumuzda bazı sorunlar var o yönden dolayı. Evet muhtarımızı bir tanıyoruz. İsim? Emine Altındaş Kıran Mahallesi'nin yeni muhtarı. Evet. Kaç yüz senelik köy? 100 senelik köy. Valla ben 1000 senelik diyebilirim. Çok eski şeyler var burada. Valla olabilir mi? Kaç nüfusunuz var? Diyorsunuz 500. Karakeçili miyiz? Evet, Karakeçiliyiz. Osmanlı'nın kurulunda Karakeçili yörükleri var da işte o soydan geliyorlar. Evet. Yörük deyince duracaksın. Vatanını, milletini, polisini, askerini seven insan. Doğru muyuz? Doğru. Sayın abinin de kulakları çınlıyorsun buradan. Sındırgı Yörükler Derneği Başkanı. Ne anlatıyoruz başkan? Ne anladım ben? Ya heyecan bastı bu muhtarımızı bizim ya. Heyecan bastı. Değil mi? Ya korkma heyecan basmaz. Diyor ki beni heyecan bastı siz diyor. Gör dese gelirseniz hala alma diyor. Benim köyüme Kıran Mahallesi'ne de koyun alma kurbanını alma gelin diyor. Bakıyor musun? Evet bakıyoruz. Var mı sende de? Var. Tamam. Bu arada da 3 aylar yaklaşıyor sevgili izleyicilerimiz. 3 aylar da hayırlı uğurlu olsun. Haram aylar diyor. Haram ay da demek ne demek? Günah işlemeyeceğiz. İnsanların emelim öldürmeler bu tip terör olayını bitirelim artık. Yeter diyoruz yani. Bu vatanımıza yeter bu gençlerimize. Analar ağlamasın babalar efendim ağlamasın diyoruz. Okan kardeşim diyor ki ben diyor şimdi Kıran Mahallesi'nden diyor. Bu kızı alacağım diyor gideceğim diyor. Nereye gideceğim? Manisa'ya. Manisa'ya gideceğim. Manisa Şehzadeler Şehzi Manisa'ya gideceğiz. Diyor mu? Kardeşim de diyor ki ben de diyor öğrenmeye çalışıyorum diyor. Neler anlatıyor diyor. Dinliyor şimdi. Aslında iyi bir dinleyici olmak en güzel bir şey. Tabii değil ki. Mi? Tabii ki de. Sen de hanımı dinleyeceksin hanım mı seni dinleyecek? Böyle şimdi şöyle söyleyelim. Bir ortak karar alındı. O ortak neyse o. Olmaz. Verilir. Önce erkeğin, sözü geç atladı. Şimdi günümüzde en büyük sorunlardan bir tanesi kadınlar biliyorsun şiddete maruz kalıyor. Yok asla. Şiddet bir çözüm değildir. Yani bir dayak eşeğe atılır. Değil mi? Yani eskilerimiz hep böyle söyler. Cennet yani, neredeymiş? Dur soralım. Cennet nerede? Bak vallahi helal olsun. Annelerin ayağı altındaymış cennet. Bak artık bu. Evet yani. İnşallah bu evlilik hayırlı, uğurlu olur. Vatanımıza, milletimize de hayırlı insanlar yetişir. Şimdi tanıyalım bakalım. İsim? Hatice. Evet, yazıtı. Ya Hatice'yiz, ya Fatıma'yız, ya da Cansu'yuz diyoruz. Evet. Nasıl tanıştınız? İşte tanışmışlar. Sonra? Telefonlarla falan. Evet, günümüzün tekniği, internet, telefon, ne istersen var. Uzak yakınlık kalktı. Öyle kapıya gidip de Kemal Sunal işi. Hadi be çıksana cama. Yok. Yok değil mi? Her şey usulüne göre. Efendim Allah'ın emri peygamberi kabili istedik. Anne baba gel. Bak bu ilaf yok. Gel abi. Evet babamız bu. Allah'ın emri peygamberin kabiliyle kardeşimiz kızını istedi. Evet. Verdin mi? Verdim. Üç defa söyle. Verdim. Verdi. Verdim. Verdi. Hayırlı uğurlu olsun. Evet sevgili izleyicilerimiz, abim burada bir kooperatif başkanı. Ama diyor ki, herkese röportaj yapıp da kooperatif başkanını yapmadan olmaz. Olmaz. Ben aradan çekiliyorum, kardeşimizle bunları baş başa bırakıyorum. Ne anlatacaklar bakalım. Ben Kıran Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Abdullah. Köyümüzde kooperatif 10 yıldır faaliyet göstermektedir. Köyümüz 150 hane, 5 nüfuslu bir köydür. Göç almıştır. Okuma oranı çok yüksek bir köydür. Her haneden bir memurumuz yörük bir köydür ama burada doktorumuz, askerimiz, imamımız, veteriner hekimimiz, avukatımız, helal avukatımız çok çok vardır. Kültürü düzeyde bir köydür. Şimdi bu kızımızın da düğünü yapıyoruz. Manisa'ya gelin veriyoruz. Allah'ın emriyle istendi, kabul edildi. Ben de gelin kızın dayısıyım. Hepim haber olması şartıyla verildi. Hayırlısına düğünümüzü yapacağız. Evet Sayın Başkanım, bu okuma kitapları ile ilgili herhangi bir kültürle ilgili hiçbir şey yapıyor musunuz? Kütüphanemiz var dedik. Burada isteyen geliyor. İstediği şekilde kitaplar alıp okuyabiliyor. Sayısı baya baya yüksek kitaplarımızın. Ama dedik ya okuma oranı çok. Burada emekli olan da köyümüze gelir, köyümüze oturur.
Kooperatif olarak ilkokulumuz var. Burada gerekenler yardımcı oluruz. Kooperatif adına yardımcı oluruz. Peki asker geçirmelerimiz nasıl oluyor? Asker geçirmelerimiz bir hafta önceden cuma namazında askere gelecek kişilere dua edilir. Aynen bu düğün merasiminde olduğu gibi millet toparlanır. Askerim de helallaşılır, dua edilir, askere gönderilir. Asker geri döndüğünde de yine konum komşu Gündüz Cabı'nın hoş geldine gelir. İnşallah giden askerlerimiz hayırlısıyla döner. Şimdiki duyduğumuz gibi bu şehitler duymayız. Cenab-ı Allah memleketinde bu şekilde şehit vermesin, verdirmesin. Daha dün Çanakkale zaferini kutladık ama binlerce kişilerimiz ölmüş. İnşallah bundan sonra olmaz. Hepimiz aynı topraktayız. Aynı bayrağın altında yaşıyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz, bir yere gitmek için vesile gerekiyor. İşte bizim de Kıranlar Mahallesi'ne gelebilmemiz için İbrahim abi, İbrahim Balaban abimiz, benim gibi böyle çok girgin hocam, Yaylabayır'dan geçenlerde de bir program yaptık. Çocuk, bol bol çocuk çektik. Tabii popüler ekibimiz de var orada, çok güzel oyunlar oynadılar. Bugün de oynayacağız mı İbrahim İnşallah, abi? İnşallah. İnşallah diyor. Şimdi sevgili izleyicilerimiz, İbrahim abi bize bir şeyler anlatacak ama bu arkamızdaki görmüş olduğunuz folklor ekibiyle ilgili bakalım ne anlatacak? Şimdi çok farklı bir folklor ekibiyle karşı karşıyayız. Ben önce de kendimi tanıtayım. İbrahim Balaban. Ben buralıyım. Gördes, Kıranköy, eski adıyla Kıranköy. Tabii yeni mahalle oldu artık ama biz halen köy kültürünün, o köyün güzelliklerini yaşatmaya çalışıyoruz. Burası bir yörük köyüdür. Kökü ta 1200-1300'lere dayanır. Yaptığımız araştırmalara göre Sındırlı Kıranköy yörüklerinden kalkıp bu tarafa gelmişler ve buraya yerleşmişler. Köyümüz bir karakeçili yörüğüdür. Yörük olarak karakeçili yörüklerinden aittir. Bizler de bu kültürü yaşatmak için hep beraber bir ekip kurduk. Sağ olsun bize Emine Ataman koca ablamız var. O kıyafetlerimizi temin etti. Biz burada bir Kıranköy efeleri, folklor ekibi bir ekip kurduk. İnşallah işte düğünlerde, bayramlarda, milli günlerde bu kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. Şimdi ben köyümüzle ilgili, Kıranköy ile ilgili, tarihiyle ilgili, geçmişle ilgili çok fazla bir şey konuşmak istemiyorum. Çünkü burada köyümüzün yetiştirdiği medar iftiharlardan emekli veteriner sağlık teknisyeni Hasan Hüseyin abimiz var. Hasan Hüseyin Ertaş abimiz var. Ben sözü ona bıraktım. Şimdi emekli veteriner Hasan Hüseyin abimizi dinliyoruz. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz köyümüze. Burası İbrahim arkadaşımızın da bahsettiği gibi çok eski tarihe dayanan bir köydür. Yörük köyüdür. Geleneklerimize son derece bağlı bir köydür. Son dönemlerde ekonomik anlamda da çok farklı gelişmeler kaydediyoruz. Daha önceleri, yani İbrahim Bey biraz tarihsel süreçten bahsettiği için ben de ekonomik sosyal yapısından biraz bahsedeyim. Burası daha önceleri tamamen tütüne dayalı bir ekonomik yapıya sahipti. Fakat tütündeki son dönemlerdeki, son yıllardaki daralmalardan dolayı bir yapısal değişime uğradı. Şu anda meyvecilik üzerine ve bağcılık üzerine çok bir gelişme kaydediyoruz. Bu konuda çok ciddi gelişmeler var. Özellikle ayva yetiştiriciliğinde ve bağ yetiştiriciliğinde müthiş ilerlemeler var. Bu köyümüz adına uzun vadede çok iyi bir gelecek vaat ettiğini söyleyebilirim bu bağlamda. İklim yapısı son derece Akdeniz iklimine sahip. Birazcık da karasal da olabilir. Ama toprak yapısı son derece kaliteli bir toprak yapısına sahip. Ekonomik yönde böyle bir süreç yaşamaktayız. Burada görüldüğü gibi bir düğünde bir araya geldik. İşte muhtarımız, işte efelerimiz, işte köylerimiz, köylülerimiz. Burada böylesine bir doğal yaşam içinde son derece coşkulu, birbirine son derece dayanışma içinde bir toplum olarak yaşıyoruz. Sizlere de böyle bir vesileye sebep olduğunuz için teşekkür ediyorum. Abilerimizin selam yollamak istediği birileri vardır. Onları dinliyoruz. Gördüğünüz gibi bu görsel bir zenginliğimiz, gerçekten mükemmel bir zenginliğimiz var. Aynı zamanda Kıranköy'ün, tarihi Kıranköy'ün çok ciddi de bir potansiyeli vardır. Gördes'in en çok okur yazarının bulunduğu bir köydür. Ve köyümüzden örneğin Profesör Doktor İbrahim Koç gibi, yine Türkiye'nin ilk turist rehberlerinden rahmetli Abbas Ataman gibi, Emine Ataman Koç gibi çok büyük değerlerimiz vardır. Yine aynı şekilde Avukat Mehmet Tekdemir,
ve Mehmet Aybey gibi diğer avukat Mehmet Aybey gibi diğerlerimiz bulunmaktadır. Yine aynı şekilde işte Mehmet Özdemir gibi, Halil Özdemir gibi köyümüzü saymakla bir anda adı aklına gelmeyecek. Benim tahminlerime göre 130-140 tane Türkiye'nin değişik yerlerinde emekli olmuş üniversite mezunu büyük abilerimiz vardır. Ben buradan onların hepsine selam gönderiyorum. Tüm Karanköylüler adına selam gönderiyorum. Hasan Hüseyin abi de zaten onlar adına ben mikrofonu uzatmıştım. Evet. İnşallah onlar da bizi izleyecekler. Karanköy ruhunu, kültürünü hep beraber tekrar canlandıracağız. Ben herkese teşekkür ediyorum. Bizler izlediğiniz için teşekkür ederim. Burası Gördes'e çok yakın bir köy. 5 kilometre olan bir köy. Belki bu bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Ama bunun ötesinde Karanköy eğitime, öğrenime her zaman önem vermiş bir köydür. Dolayısıyla ta 60'lı yıllardan başlayarak köyümüzde bir eğitim seferberliği başladı. O günden bugüne değin köyümüzde herkes yüksek öğrenime kadar süren bir eğitim görmektedir. Bu anlamda da sadece Gördes'te, Manisa'da değil, Türkiye'de iddialı bir köyüz. Ve buradaki en önemli kazanımlardan birisi de köyümüzün aydınlarıyla köyümüzün iç içe yaşaması. Evet abiciğim, şimdi yemeklerimiz tam gerçekten çok güzeldi. Şimdi kısa kısa. İbrahim nerede? Ali nerede bir röportaj yapsın ya? Anlatmamız rica ediyorum. Çorba, pirinç, tavuk karışımı olan bir şey. Nohuta gelince doğa, su, nohut, et kullanıyoruz. Patatesli şeye gelince, ete gelince et, patates, domates, biber, soğan. Peki sadece. Bunları kendi köyünüzde mi yetiştiriyorsunuz? Yoksa hazır mı alıyorsunuz? Hazır. Makarna, yoğurt, sarımsak, salatalık karışımı. Tatlı hazır geliyor, sadece biz hazırlıyoruz. Evet abicim, şimdi keşkek gerçekten çok güzeldi. Kendi köyümde de aynısının yapılmasından istiyorum. Peki siz bu keşkeyi nasıl yapıyorsunuz? Bu keşkeyi hazır geliyor. Bunu kaynatıyoruz. Buğday, su, et var. Tuz. Döverek bunu olgunlaştırıyoruz. Olgunlaştıktan sonra da bu hale geliyor. İbrahim abi diyor ki bir konser olurken diyor hani zurnada bu adam, davulda bu adam. İşte ne bileyim Dabrika'da bu adam, Tümbelek'te bu adam derler diyor. Bir anlat bakalım nerede ne var? Bizim Karanköy Efeleri Portler ekibimiz tamamen orijinal bir ekibimiz. Tamamen Karanköy'ün İçinden çıkan bir ekibimiz. Bu ekibimizde zurnada, mahalli zurnada artık yavaş yavaş kaybolmaya yüz tutan o mahalli zurnada büyük bir ustadır kendisi. Tamamen kendisi öğrenmiştir. Halil abimiz var. Bir alkışlamak istiyorum. Hep beraber bir alkışlayalım bakalım. Ha. Davulda aynı zamanda kendisi benim teyze oğlum olur. Tamamen kendisi hiçbir kursa şeye gitmeden tamamen kendi yetenekleriyle öğrenmiştir. Muhammed Kösem abimiz var. Diğer bir tane kaval üstadı Hasan Hüseyin Ertaş abimiz var. Kavalda kendisi çok güzel bir ustadır. Hasan Hüseyin Beydir. Yine aynı şekilde sazda tamamen Karanköy'ün dağlarında, ovalarında çala çala öğrenmiş. Herhangi bir kursa şuramaya gitmeye gerek kalmadan öğrenmiş. Yöresel mahalle sanatçımız Adem Ertaş abimiz var. Diğer Hüseyin Korkmaz ve Yakup Gültekin de hem aynı zamanda bu ekiple beraber birlikte yöremizin, atamızın, dedemizden bize kalan Harmandalı ekibinin üstadıdır kendileri. İnşallah biraz sonra hep beraber onları izleyeceğiz. Ben hepsine teşekkür ediyorum çünkü kırmadılar bu düğünde hep birlikte bizim kültürümüzü diğer seyircilerine yansıtmak için bir araya toplandık. Yine aynı zamanda düğün sahibi, şu anda düğün sahibi, kızın babası Hasan Emre ve kendisi buna rağmen, bu tüm yoğunluğuna rağmen bizim ekibimizden kopmadı. Ben efelerimize güçlü bir alkış istiyorum.